Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir farm videosu ile tekrardan sizlerleyim. Daha önce bu slotları solo şekilde kesmiştim arkadaşlar. Eğer o videoyu izlemediyseniz yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ise slotları duo şekilde dönmeyi deneyeceğiz. Lunaskar, Poison's Rock ve Flamrock'ı aynı anda kesmeyi planlıyoruz. Birkaç saat takılmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer drop atarsa göstereceğim. Ayrı ayrı kesmek yerine iki kişi git gel yaparak kesiyoruz. Nasıl döndüğümüzü göstermek istedim. Flamrock'ı tek tek çekip topluyorum. Arkadaşım önce uyutup sonra alan defans kırma atıyor arkadaşlar. O şekilde atak yapıyoruz. Yani biraz işin fantezi kısmındayız diyebilirim arkadaşlar. Drop aldıkça kaydı göstereceğim. Evet arkadaşlar, slotu tam 3 saat döndük. Hiç drop alamadık. 15 adet upgrade scroll, 1 adet golden bow attı. Aşırı kötü geçti diyebilirim. Bu sıralar ya bizde bir kerametsizlik var ya da droplar ciddi anlamda düşürülmüş. Son günlerde gerçekten hiç drop alamadık arkadaşlar. Farma kalan süreçte Dead Valley'de devam edeceğiz. Umudumuzu yitirmeden farma devam edelim. Bu arada artı 6 Heart Seeker'ı sattım. Onun yerine artı 7 Swift Shooter aldım arkadaşlar. Silahtan memnunum diyebilirim. Özellikle moblara karşı damage'i fena değil. Hem item parlıyor hem de ruh bağı ile bağlı değil. Çünkü rare bir item. Rare itemler artı 8 ve üzeri olduğu zaman bir sene boyunca bağlı olarak kalıyor. Bu da ek bir bilgi olsun bilmeyenler için. En son Flamrock videomdan sonra yaklaşık bu slotta arkadaşım ile 15 saat farm yapmışımdır. Fakat hiç drop alamadım. Sadece yanlış hatırlamıyorsam HP veren bir takı almıştık. Onu da 30 M'e falan sattım. Drop oranları gerçekten çok bozuk. Umarım bugün şeytanın ayağını kırıp bir drop alırız arkadaşlar. DC'nin 23. dakikasında drop aldık. Günler sonra ilk defa Golden Snake aldık arkadaşlar. Piyasası bu sıralar düşüyor ancak en azından günümüzü boş geçirmemiş olduk. Toplamda slotu 2 saat döndük. Sadece 1 adet Golden Snake alabildik arkadaşlar. Birkaç gündür farmdan yana pek şanslı değiliz. Bankamda bulunan FP'lere ve içtenlere artı basacağım. Umarım şansım burada iyi gider. İlk olarak FP'leri basacağım arkadaşlar. 17 adet FP var. İlk artıları hızlandırılmış bir şekilde geçeceğim. ...17 adet FP'den 5 adet artı 6 geçti. Çok kötü sayılmaz. 7'ye deneyeceğim. 2 tane falan geçerse kâra geçerim. Ama öncesinden çitinleri basacağım.
14 adet Rogue Warrior karışık çitin var. Çitinleri de artı 6'ya bırakacağım arkadaşlar. 2 tane geçerse kendini kurtarır. 3 adet kâra geçirir diye düşünüyorum. Çitinleri artı 4'e basarken sadece 2 tane kırdım. Gerisi full artı 4 oldu. Çok güzel geçti arkadaşlar. Umarım aynı performansı artı 5'e basarken de gösterir. Arkadaşlar artı 5 tam bir katliam yaptı. Sadece artı 5'e 3 adet çitin geçti. Şaka gibi gerçekten. Şimdi artı 6'ya deneyeceğim. İlk bastığım kırılır diye düşündüm ama geçti. Artı 6 Rugi'ye kolluk oldu. Eğer bir tane daha basarsam zararı kurtarırım diye düşünüyorum. Maalesef geçmedi. Zarar ettik. Ama hala FP'lerden zararı kurtarabilirim. Bakalım, umarım inşallah 2 veya 3 tane artı 7 olur. Bir tane geçti. Bundan da zarar yaptık arkadaşlar. Yaklaşık 30 adet item'dan sadece bir tane artı 6 ve bir tane artı 7 geçti. Gerçekten şaka gibi. Daha da upgrade falan yapmam. Şimdi item'ları pazara koydum. Vix'ini 40'a koydum. Bu item'ı satamadım arkadaşlar. Piyasası çok hızlı düştü maalesef. Golden Snake'i 24'e koydum. Cheat'in artı 6'yı 25'e koydum. PP'yi de 33M'e koydum arkadaşlar. Eğer satılırsa satılan itemleri göstereceğim. Birkaç saat içinde Vixen 40M'e satıldı arkadaşlar. Gece saat 12 sıralarında Golden Snake'i 21.5'a satabildim. Bu arada bu item ortak paydı. Sabah kalktığımda PP de çekilmişti. Onu da 30M civarında sattım. Totalde itemlerden 80M civarı para geldi. Bundan sonra kastığım itemlerin fiyatını ve sattığım fiyatları da sizlere belirteceğim arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün farma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Atlarda farmlamayı planlıyoruz. Daha önce burada farm yapmamıştık. Slotu deneme amacı ile bugün burada farmlamayı planlıyoruz. Arkadaşımın Golden Snake payını da verdim. Bu arada videonun çekildiği tarih 14 Mayıs 2022. Bazı arkadaşlarımız slota nerf geldiği düşüncesiyle tarihi merak ettiği için tarihi de belirtmek istedim. Slot hakkında bilgi vermek gerekirse Arc Sword düştüğü söylenmekte. Golem türevlerinin en zoru diyebilirim arkadaşlar. İki kişi slotu tam anlamıyla dönemiyoruz. Yaratıkları DB'li kesmemize rağmen hem zor ölüyorlar hem de iyi vurduklarını söyleyebilirim.
Eğer burada farm yapmayı planlıyorsanız kesinlikle DB ile dönmenizi tavsiye ederim. Biraz slotun kesilim hızını gösterip daha sonra kayıta saat başı ve drop aldıkça göstermeye devam edeceğim dostlar. Mobların içine çok girmemeye çalışıyoruz. İki moba yakalandığımız zaman ölme riskimiz yüksek oluyor arkadaşlar. O yüzden kenara çekip kesiyorum. Birinci saati doldurduk. Henüz drop alamadık. İkinci saatin başında Blue Wing aldık arkadaşlar. Fena değil, farma devam. Üçüncü saate girerken Arc Sword attı dostlar. Bu çok güzel oldu. Gerçekten harcadığımız zamanı kurtardık diyebilirim. Pazarda yaklaşık 40 hem civarı ettiğini biliyorum. Bakalım başka drop alabilecek miyiz? Farmın 4. saatine doğru 2. Arc Sword'u aldık arkadaşlar. Mükemmel diyebilirim. Hele ki bu son geçen dropsuz günlerin üzerine cila gibi geldi. Evet arkadaşlar, başka drop alamadık. Daha doğrusu farma devam edemedik. Arkadaşımın da benim de elektriklere gitti. O yüzden farm yapamadık. Totalde 4 saatte 2 Arc Sword ve 1 tane Blue Wing attı. Üzerimize gelen nakit parayı ve ıvır zıvırları hesaplamayacağım. Itemları pazara koydum arkadaşlar. Arc Sword'un bir tanesi 44 M'e satıldı. Yaklaşık Arc Sword'un fiyatı 40 ile 50 M arasında. Yani 4 saatlik farmda kişi başı 40 ile 50 M farmlık diyebiliriz. Gerçekten güzel geçti. Tabii kesinlikle şansımızın iyi gittiğini düşünüyorum. Bundan sonra video çekmeye bu şekilde devam edeceğim. Birkaç günlük yaptığım farmı, slotu, getirisini hesaplayıp sizler ile paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa like atarsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.